sen de söyle. Samimi bir konuyla başlayacağız. Çok da önemli bir konu. Böyle bazen misafiri çok bulan, çok da evinde misafir ağırlamayı sevmeyen var mı? Şurada bir beyefendi var. Ben Harbiye'den Adanalı olan arkadaşım, hatırladınız mı bilmiyorum. Kaynanam acayip misafir yapıyor. Yani acayip misafir oluyor. Ondan dolayı bıkmıştım. Bekarken çok iyi misafir mi yapıyor anlamadım. Ya iki saatte bir misafir geliyordu. Oturup 5 dakika beklerken konuşamıyordum. Ondan dolayı misafirden bıkmıştım. Ondan dolayı yani en çok orada misafir görmekten artık böğe gelmişti. Yani sizin hanımın annesinin evinde mi? Aynen. Kaynanamın evinde. Bu arada ben sizden bir konuda özür dilemek istiyorum. Adana'ya geldiğinizde sizi hastanelik edemedik. Size bir söz vermiştim. Adana'ya geldiğinizde sizi yedire yedire hastanelik edecektik. Ama kısmet olmadı. Bir dahaki gelmenizde inşallah bunu başarmak istiyoruz. Bir de Adana'dan size çok çok selam getirdim. Madem bizi kucaklıyor, her zaman aynı pantolonu giydiğiniz için size bir şey yolladılar. Bunu takdim edersem size çok mutlu olurum. Verebilir miyim? Pantolonu alabilir miyiz? Pantolon mu? Ne o? Aslında bu bizim Adana'mızın ağa kıyafeti. Bir skeçte giyerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Adana'mızın şalvarı ön planda olmuyordu. Ben size yiyecek getirecek olsaydım herkese getirmek zorundaydım bir Adanalı olarak. Ona da üşendiniz, gereksiz masraf. Yani şimdi 700 kişiyi halka tatlı getirmek olmaz dedim. Bundan dolayı aynı pantolonu giyiyorsunuz diye şalvar getirdim. Güle güle giyin. Bir skeçte de takım olarak giyerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet. Bu arada isim neydi sizin? Mecit Sert. Mecit Bey, başka hangi kostümlerle fanteziniz var? Vallahi hanım yanlış anlar size söylersem onları. Ha, düşündünüz yani, güzel. Yani hep aynı pantolonu giymiyorum. Bu nereden çıktı ya? Bir de geçen programdan bu yana bir 6 aydır hanımdan trip yiyorum. Ne bana diye? Direkt seni seviyorum dedin dedi. Özel bir şey söylemedin dedi. Evet. Bayağı bir trip attı. 6 aydır trip yiyorum. Özel bir şey söylemedin dedi. Bir 130 kiloluk Adanalı'nın güzel sevgi cümlelerini söylemek istiyorum ona. Seni bayılırız. Seni bir Adana kebap gibi, şırdan gibi, bici bici gibi seviyorum hayatım. Bu arada sizi de halka tatlı gibi, taş kadayıfı gibi seviyorum. Onu da söylemek istiyorum. Siz tatlımsınız, o da acım. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gurur duydum. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda bilen bizi güldürüyorsunuz. Bu acıların içinde, bu şeylerin içinde. Çok sağ olun. Teşekkür İyi çalışmalar, ederim. İyi skeçler diyorum. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. İyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun. İnşallah bu diyaloğu bizim hanım seyretmez. Gerçekten. Şimdi dedik ya misafir sevmeyen, böyle akrabalarıyla anlaşamayan var mı diye. Oluyor ailelerde böyle durumlar. Bizim bir yengemiz var. O da erkek tarafından gelen bazı misafirleri çok hoş karşılamıyor diye düşünüyorum. Ama izleyelim bakalım, yine misafir geliyor eve. Nasıl davranacak, nasıl ağırlanacaklar? Buyurun efendim. Ya gelin. Gelin ya, gelin. Evet, çel. Gel Kudret'ciğim, gel. Gel Yeter'cim, gel. Geç. Hadi oturun, geçin. Atarım ben de bana, hadi. Buyurun. Geçin. Hoş geldiniz. Eviniz gibi ya, rahat olun. Ya abi. Fikri abi çok sağ olasın. Sana da çok zahmet verdim. Gittin bizi otogardan aldın geldin filan. Biz bu gece otelde kalırdık ya. Ne oteli oğlum ya? Biz amca çocuğuyuz seninle.
Ne oteli, saçmalama. Burası sizin eviniz ya. Yetercim oradan Eskişehir'den gelmiş İstanbul'a. Üniversiteyi kazanmış. Otelde mi yatıracağım sizi? Ya Fikri abi ya, vallahi ısrar ettin geldik de. Naime rahatsız olmasın. Naime niye rahatsız olsun ya? Naime sizi çok sever. Vallahi sizi duyunca markete gitti alışverişe. Ha. Gelir şimdi birazdan. İyi. Bayılıyor size. Değerli canım benim. Ay, ay, ay. Gel aşkım. Gel. 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 Ay benim canlarım, ay benim ballarım, ay benim başımın belaları. Yine gelmişler. Şöyle yapayım, virüs ver, öpmeyeyim sizi hiç. Aşklarım benim. Yine evde adım atacak yer kalmamış ya. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Bizi duyunca hemen alışverişe gitmişsin. Ne aldın? Ya canım, kireç sökücü işte, mikrop dövücü falan. Sizin her geldiğinizde benim aldığım şeyler aynı. Boş ver. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Kalıyor musunuz? Burada mısınız? Yok, biz otele gidiyoruz. Hadi. Hadi. Ne oteli ya? Ne oteli, oturun ya? Allah Allah. Saat 9 olmuş, ne oteli bu saatten sonra? Naime'de kalmanızı istiyor sizin. Değil mi aşkım? Tabii canım, tabii ya. Bu gecenin bu saatinde gelinmiş, işte yayınılmış, ortaya saçılmış eşyalar. Tabii kalın bir tane. Ne yapacağız? Kalın, kalın. Ne oldu? Bak, cümlenin içinde bir tane kalın geçti. Üç tane söyledim Fikri. Üç tane geçti, evet. Naime'de kalmanızı istiyor. Kalın dedi işte. Bayağı işten geçti Kudret. Tamam. Şimdi Fikri abinin de kalbini kırmayalım. Tatsızlık falan çıkmasın. Kalalım, kalalım. Şimdi bir yemek yeriz. Sonra da sabah erkenden, bayağı bir erkenden gideriz yenge. Ha, ama mutlaka yemeğinizi yiyin. Ay yemeksiz sakın çıkmayın bu evden. Ya gerçekten siz zaten misafire gittikleri zaman ben bayılıyorum sizin bu halin boğazlı hallerine, biliyor musun? Aynen. Çok hoşuma gidiyor. Asla bir misafire gittikleri zaman yemeksiz çıkmıyorum. Ya herkes size yemek hazırlamak zorunda mı? Ya bir garipsiniz. Vallahi bayılıyorum size ya. Hayırlar. Özeniyorum sana. Şimdi şöyle yapalım. Sen yine anlat bu neler yaşadığını. Aha. İşte yemek mi yapacağız bilmem. O da araya giriyor ya. Onun her araya girdiğinde de tersi de onu seni yani rahatsız ediyor. Lafını bölüyor yani bir yandan da. Ha. Evet, oradan alalım mı bir de? Ne? Ya tabii canım, mutlaka yemeğinizi yiyin ama. Yiyin. Yemeksiz sakın gitmeyin, gitmeyin ama. Benim sabrımı taşırıyorsun sen benim Fikri. Valla senin ümüğünü sıkarım burada. Ha. Sıkar. Valla sıkar. Ya ben sana hakaret ediyorum. Manyak bu adam gerçekten. Valla seni bu koltukla beraber kapının önüne koyarım ha Fikri. Koy abi. Allah Allah. Uyuyor. Beni duymuyor. Kesinlikle duymuyor. Duymaz. Bence bitmez. Bitmez. Mutlaka yemek yiyin. Yemeksiz ben sizi asla salmam. Ya zaten Kudret abi, sen bana yemek yiye yiye koltuktan taşmışsın, daha hala diyorsun yemek. Helal olsun ya. Sana özeniyorum. Özenir. Nefret ediyorum bu adamdan. Ay. Naime. Ne? Ne yemeği var? Ya ne olacak, pilavla makarna? Fikri. Başka bir şey mi var? Senin ailene maddi yardımda buluna buluna, bizim bütçemiz biraz sarsıldı bu aralar. Benim kocam yardımsever, ben de yapayım. O zaman şey yapma ya yenge, rahatsız olma. Ben dışarıdan bir kebap mebap bir şey söyleyeyim. Tabii canım, en kolayı dışarıda söylemek. En basiti. Kredi kartı ekstresi geldiği zaman da Fikri abinin burnuna dayarsın ekstreyi. Ama ne olacak sanki ya? Tabii dışarıdan söyle. Gerçekten ben özeniyorum size ya. Tamam ya, tamam. Sesini bir sinirimi bozuyorsun benim. Ah! Ha. Ablasının bir tanesi, ablasının balı, ablasının tuhafı. Gel, gel şöyle gel. Gel millet senin DNA'nı bir görsün hele, gel. İyi akşamlar. Abla. Naime'nin kardeşi var. Misafir mi var ya? Ya her zamanki kalabalık, boş ver. Fikri'nin akrabaları yine sinek gibi doluştu evimize hayatım. Canlımsın sen benim. Abla ya. Ben Alısağ'dan geldim, acıktım, acım, ağaç. Ay. Ay evde de hiçbir şey yok vallahi, yiyecek. Ne yapsak? Kavurma var içeride, git ye. Kavurma var nerede? Ya ne altını çizip duruyorsun? O zaman git işte o yemeği ye. Pilav da anca misafirlere yeter çünkü bir tanem. O kıvırcıkların altına saklamışım. Kavurmayı ondan sonra tekrar üstünü ör, tamam mı? Kıvırcıkların altından mı kavurmayı? Sus öteki, hadi git ye yemeğini. Tamam. Her şeyin altını çizmesine hiç hoşlanmadığım bir çocuk bu. Naime gel gel. Biz Yeter'in üniversiteyi kazandığına çok sevindik değil mi? Ay çok sevindim bir tane. Sabahlara kadar ağladım mutluluktan, biliyor musun? Ağladı. Hangi bölüm? Resim bölümü. Aman. Ya boş ver, üzülme. Ya olabilir. Herkes mühendis doktor olmak zorunda değil bir tanem. Senin kafan da o kadar çalışmış. Biz ne yapalım ya? Ne yapacağım? Ya görüyorsun değil mi Fikri? İki tane çizik atana bölüm açıyorlar. Helal olsun bana. Helal olsun ya. Helal olsun. Yo, benim bölümüm çok güzel, çok iyi bir bölüm, Allah Allah. Ya boş ver ya. Önemli olan bölüm değil.
Ya zaten abisi keriz gibi birini bulursun, evet, sırtını bulursun, dayarsın, yaşarsın. Yani. Bu beni hep tekrarladığı için benim çok sinirim bozuldu. Bozarım. He kızım, he. Biz yanlış bir şey mi yaptık acaba? Ne planladık? Ya yok yavrum, biz niye yanlış bir şey yapalım? Sen şimdi Naime yengenin sanatla, estetikle ilgili yorumlarına bakma Allah'ını seversen. Tamam, yok bir şey. Ya şimdi bizim kız da okul kazandı artık. Sizin yanınızda, sana emanet Fikri abim, hiç gözümüz arkada kalmayacak o yüzden. Ya kalmayacak tabii ya. Ben onun Fikri abisiyim. Bak, yeter. Çok iyi yaptın kızım bak. Şimdi yurtta sıkılınca hafta sonu geleceksin, arayacaksın Fikri amca. Size geliyorum. Yemek hazırlayacağız. Yatak yorgan sereceğiz. Kirlilerini getireceksin. Naim Engel onları yıkayacak. Söyle Fikri, ne güzel söylüyorsun. Ağzın bal yesin senin Fikri. Tabii canım, kızım senin o kadar kirlin varsa ben yıkarım. Sabaha kadar ben çitilerim. Çitiler. Ya sonuçta benim ne işim var ki başka? Gerçekten. Ya zaten ya! Senden nefret ediyorum adam, gerçekten. Eder. Bak, hiç. Kafa böyle. Koltuğa mı konuşuyorsa Fikri'ye mi, hiç belli değil. Belli değil. Zaten sen burayı bir pansiyon olarak düşün. Fikri malının pansiyonu. Yani Fikri'nin malı olan pansiyon bir tane affedersin. Aa yeter ama dayanamayacağım. Buna ben değil mi ben de? Hayır, hepinize. Ben çocuğumu ezdirmem. Madem fazlalık hiç gelmez daha iyi. Ay, ne oluyor ya? Ya hayat ya, oturun nereye ya? Saat 9. Otele mi gideceğiz? Ya oturun ya. Ya sus. Lema, Allah aşkına lütfen oturun. Lütfen. Ya hayatım, ben sizin ailenize bütün paramı yedirmişim zaten. Ben bir yetere mi para yediremeyeceğim? Kızım sen de ye benim paramı. Ona niye eksik? O da yesin benim paramı. Değil mi? Hep ortamı bozuyor. Ya biliyorsun. Şimdi bak boş ver. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Aşkım senin Bençika çikolatan var ya, ondan versene. Ne çikolatası Fikri? Bençika, Bençika. Ne çikolata Fikri? Bençika çikolata. Ya süssene Fikri. Burada kesme şeker var, ben onu ikram edeyim. Afiyet olsun, kıtır kıtır yiyin. İstediğiniz kadar yiyin vallahi. Aşkım benim, böyle de sıcakkanlı işte. Kesme şeker mi veriyorsun yenge? Canım benim. Yenge biz at mıyız ya? Atlar mı? Sus lan Fikri abi. Adam kendisine 5 sayfa skeç yazdı, yemin ederim. Senin bir tane lafın yok be. Yalandan kendine laf uyduruyor ya. Uydururum. Bak işte. Ya öyle deme Kudret abi, atlar asil hayvanlardır. Senin attan ne farkın var? İki de biliyorsun. Biliyorsun. Fikri abi, biz yatalım mı artık? Saat 9. Ya ne yatması bu saatte? Yok yok, lütfen yatalım. Bitsin bu gece hemen. Ay benim de dizilerim vardı, hepsini kaçıracağım ben şimdi. Niye kaçıracaksın Naime sen dizilerini? Ha, biz içerki odada... Ay canım, içerki odaya ben çamaşır serdim, yerde de tarhana kuruttuğum için. Ben şimdi size bu çekyatı açayım, siz hepiniz burada yatarsınız. Açalım, bunu açalım, tamam hadi. Ha, ben açarım. Ha. Şunları alayım da. Alalım. Bunlara bu kadar şeye gerek yok yenge. Evet. Biz şuraya kıvrılır yatarız. Serme boşuna. Hayır hayır, sereyim ki yağ emsin bir tane. Yenge. Canım, bir tane. Ne yağı? Ya sizin kafa deriniz biraz yağlı ya aşkım. Yağlı, evet. Heh, yağlı. Genetik, o yüzden ben seriyorum bunu. Yeter ya yenge. Hakikaten. Yeter ya, bu nedir? Deminden beri, geldiğimizden beri biz alttan aldıkça verdin lafı, yemediğimiz laf kalmadı. Ayıptır ya. Bir kafa derimizin pisliğini söylemediğin kaldıydı, onu da söyledin. Bravo. Vallahi susayım diyorum ama dayanamayacağım yani. Ne kafa derimiz kaldı, ne pis bu. Ayılıyorum senin bu yüzsüzlüğüne. 8 sayfa hakaret yedin, yine de gülüyorsun aşkım. Hadi ya, gidelim ya. Hadi, bana yatın. Vallahi yatın. Hadi, hadi. Vallahi bırakmam. Tamam artık, yatacak. Ne yapalım? Yatacak, hani yatalım bari. Hadi, yat. Şu çantalarınızı alın, kafa şey olmasın. Çarpmayalım bir tane. Yat, ayakkabıları yedim de sonra çek yatı atacağım zaten. Hadi aşkım. Tamam, tamam artık yenge, rahat yat, gider. Yeter, lütfen yatar mısın artık? Kızıyorum. Ben yatacağım yoksa. Ya senin bu kuru sinirinden nefret ediyorum. Belin açık değil değil mi Kudret abi? İyi misin? Çok iyiyim. Hah, canım sağ benim. Olun. Rahat edin. Rahat edin. Yeter. Tamam, iyiyiz, iyiyiz. Yeterim. İyiyiz yenge. Leman'ım, seni seviyorum. Ben de seni aşkım. Ay Fikri, sen beni mahvettin. Benim ter attı vallahi her yerim. Ha. Hadi. Hadi Allah rahat eder. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kapatıyorum. Baba. Ha. Sen gidelim.
derken çok bilgilendi. Utandı galiba. Utanır mı? Utanır. Ya sen niye ısrar ediyorsun ya? Bu insanlar bizde kalıyor. Utanmamış ya. Ya ben senin akrabalarının resepsiyonu muyum? Ben senin akrabalara bakmak zorunda mıyım ya? Ya yeter artık, insanlar duyacak. Ben sana kızıyorum ha. Duyuk gidecek artık. Bu megaforu niye ardına sokuyorsun? Ya duymazlar ya. Sen o Kudret abinin kulağındaki kiri görmedin mi Allah'ını seversen ya? Acaba onu duyacak hali kalmış mı ya? Ya vallahi bunlar duysalar da gitmezler. Zaten hepsi yüzsüz. Senin ailene çok özeniyorum. Hepsi birbirinden daha yüzsüz. Yeter, dayanamıyorum ya. Anne yeter ama bu son olsun. Artık gidiyoruz. Nedir ama ya? Biz de az karaktersiz değilmişiz. Ya çantamıyorum. Ne olur gidelim artık ya. Çantamı ter. Beş tane çantamı. Ya vallahi bırakmam ha. Gerçekten. Hayır bak, kesinlikle bırakmam. Gitmeyeceksiniz. Ya görüyor musun? Görüyor musun ne diyor? Bırakmam deyip elimize paltoları tutuşturuyorsun yenge ya. Aşkım üşümeyin diye bir tane. Ya, Naime! Görüyor musun, bu insanlar senin yüzünden gidiyor. Sürekli onlara hor geliyorsun. Bu insanlar mutsuz. Ben de gidiyorum bu yüzden. Bu ellerle kendim bu arada öldürmek istiyorum. Öldürmek istiyorum. Ya git. Gidiyorum. Gidersen git, kapıyı çarptı çıktı derim, nafakanı alırım, şendul olurum. Zaten herkes benimle evlenmek ister, ben bir taneyim be. Git. Aşağıda taksi durağı var, taksiye gidin. Çekin. İnsanın böyle akrabaları olmaz olsun ya. Aramızı bozdular. Üf, biliyor musun? Şok oldum. Ağzımı açıp tek kelime edemedim ben. Edemedin ya. Ben şaşırdım ki ben ne diyeyim Fikri. Şaşırdın evet. İnanamıyorum ya. Allah'tan zarif bir kadınım da tek kelime etmedim, biliyor musun? Etmedin evet. Ay vallahi billahi. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi bir tanem? Bir aile bir yengeye düşmezse o aile dağılmaya mahkumdur. Nadide çiçeklerin adı nedir acaba? İbrahim. Roma'da mı yaşıyorsunuz? Kah Roma'da, kah Venedik'te. Kütük nerede? Kah Ramanmaraş'ta. Güzel bir Roma turu yapalım. Biz ne yapacağız? Siz hayvanat bahçesine gidin. Dans edelim. Çaçam geldi. Pizzayı Torino'da, risotto'yu da Milano'da yiyeceksin. Daya! Evet, hiç böyle... yabancı dil konusunda sıkıntı yaşayan var mı? İletişim kuramayan, zor durumda kalan, yurt dışında olabilir, ülkemizde olabilir. Şurada bir beyefendi var, onunla başlayalım. Merhaba, adım Soner Keskin. Evet. Şimdi ben birkaç kelime bilirim. Hı. Bilmediğim şeyleri de mesela geçen yıl Ukrayna'ya gitmiştim. Bilmediğim şeyleri de telefonla, internet arayıcılığıyla yapmaya çalışıyorum. Siz Ukrayna'ya gittiniz. Evet. Ne için gittiniz? Gezmek amaçlı. Evet. Kim gittiniz? Özel bir turla. Tur şirketiyle. Yani siz kimdiniz? Tek bendim. Sadece ben tek başımaydım. Ben tek, onlar hepsiydi diyorsun. Aynen öyle diyorum. Gittiğim büfenin falan restoranların internetini kullanırdım telefonuma. Oranın yani ben Türkçe yazardım. Yani ben ben Türkçe yazardım çeviriyle, onlar da İngilizce anlardı artık. Yani bir de şey yapmaya utanırdım. İyice bilmemeye utanırdım. Ha. Evet. Peki bildiğiniz kelimeler neler? İngilizce mi bir kere? Hangi dilde bildiğiniz kelimeler? İngilizce yani neydi? Şöyle alışkanlık olsun diye ciao, tschüss, sayonara, goodbye, au revoir, adios amigos, güle güle. Soner Bey, bir tek goodbye İngilizce orada. Evet, yani salladığım şeyler bunlar, aklımda kalanlar. En çok ne yazma ihtiyacı duydunuz? Vallahi bu şu ne kadar diye, yani aklıma hiç gelmiyor vallahi şu anda. Canım, üzerinden zaman ne zamandı seyahat? 3-4 yıl geçmiştir herhalde. Unutmuşsunuzdur. Nereden hatırlayacaksınız? Evet. Bir de turun heyecanından işte
aslında ben kendim özellikle kendimi şey yapmak için böyle Doğu Anadolu, GAP turum, Ege Akdeniz, bütün Türkiye'yi dolaşacağım, ondan sonra yurt dışına çıkacağım dedim ama bütün Türkiye'yi dolaşacağım, sonra ver alını, ver ayarı şey, yurt dışı. Ne var mesela, aklınızı nereyi planladınız? Belki Casablanca'ya da gidebilirim. Ya? İşte bu. Ya? Şöyle İran'ın gece hayatını bir yaşayayım dedim. Casablanca'ya. İran mı, Irak mı, her neyse. Soner neyse. Bey, siz Casablanca'da İran'ın gece hayatını mı yaşayacaksınız? Öyle de diyebiliriz. Sağ olun, teşekkür ederim. 6 kişi lazım bana. Sahnede bize yardımcı olacaklar. Ayaktaki hanımefendiyi alayım. Bir de şu beyefendiyi alayım, evet. O ikisini alayım yukarıdan. Aşağıdan da gözlüklü beyefendiyi alayım. Gelsin beyefendi, gelsin. Tamam. Bir tane hanımefendi alayım. Şu arka tip, evet. O hanımefendi gelsin. Şu arkadaki beyefendi gelsin. İki elini birden kaldıran. Şimdi bizim de dil konusunda biraz zorlanan, biraz değil, bayağı konuya bir haber bir arkadaşımız var. Ama tabii Türk yardımseverliğiyle, bizim ülkenin yardımseverliğiyle elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bakalım olabiliyor mu? Ya da bu yardımcı olması ona ne kapılar açıyor? Bu durumdan memnun mu? İzleyip görelim efendim. Allah. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu anda Ümraniye'deyiz ve sıradan yurdum insanıyla İngilizce konuşacağım. Bakalım bize ne tepki verecek. Hadi. Hello. Hello. Turist galiba. How can I go to Sultanahmet? He, turistmiş ya cidden. Yazık, kayboldu herhalde. Nasıl anlatayım şimdi? Sultanahmet Gorstu. What? Gorstu. Gorstu mu? Gorstu diyor ya. Dayı Gorstu ne ya? Şunu surata bakın. Şunu surata bak. Lan. Oğlum. Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum, evet. Ben turist değilim ki. Ulan ne iki saattir ben ecnebice konuşturmaya çalışıyorum. Silah şunu çabuk. Ya dayı silah bir dakika, dur dayı, dur bir dakika ya. Bu öyle şey değil, video falan değil. Canlı yayın açtım. Bak ben çok ünlü bir Instagram fenomeniyim, tamam mı? 250 bin takipçim var benim ya. Hadi görüşürüz, olan oldu artık, bitti yani. Oğlum sil lan. Arkadaşlar şu anda gidiyorum ve eniştemin pantolonunda torpil patlatma challenge yapacağım. Hadi! Ya bunların kökünü yemin ediyorum, bunlar ne kadar çoğaldı ya. Kudret. Oğlum beni el aleme rezil etti bu çocuk. Ya abi ne olacak? Bir tane lafı yanlış söyledin diye rezil mi olacağım? Büyütme bu kadar. Sanki milletin işi gücü yok, seni seyredecek ya. O da doğru. Bahadır, Gorstu dayı. Ana, seni seyretmiş. Evet, Gorstu dayı burada. Veriyorum iki tane döner. Ver abi. Ya dayı, bir kere daha Gorstu der misin be, ne olur ya? Yavrum bak, elimde döner bıçağı var. Lütfen. Gorstu morstu uğraştırmayın şimdi. Gorstu morstu dedi, inanmıyorum. Ya amca, dayı. Ay bir dakika dur, kayda geçeceğim. Bir daha de lütfen, ne olur. Şuraya. De ya. Hadi be, hadi dayı, demez mi? Tamam, der. Hadi ağzına mı yapışayım? Gorstu, hadi. Söyleyeceğim ama ondan sonra lütfen buradan gideceksiniz, tamam mı? Gorstu. Vallahi dedi ya. Dayı var ya, hakikaten büyük bombasın ha. Evet, büyük bombayım. Bir yerinde patlamadan hadi ya. Hadi git buradan. Bahadır. Bu senin. Bunu da yavukluğuna ver. Hadi gidin buradan. Bahadır, hadi yayalım. Hadi koş. Yay, her yere yay. Abi çok güzel bir şey. Sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Bizim bu ünü bizim lehimize kullanmamız lazım. Nasıl Rihanna kendi adıyla Don Atlet markası çıkardı, biz de aynen öyle yapacağız. Diyeceğiz ki Gorstu döner burada. Evet arkadaşlar, gelin böyle, gelin takip edin lütfen, gelin. Gelin lütfen. Evet.
Arkadaşlar, orayı değil burayı çekeceğiz. Evet, fotoğraf çektirmek 5 lira, gorstu dedirtmek 20 lira. Hadi. Kudret bir de fıstık atsınlar üstüme. Lan fıstık çok güzel fikir. Vallahi fıstık atmakta 50 lira. Yani parayı şuradaki kutuya koyuyorsunuz abilerim, ablalarım. Ben fıstık alıp geliyorum. Allah kahretmesin Kudret seni. Sıradan geçerim hanımefendi, buyurun. Abicim, siz bir şey atar gibi yaptınız. Ben de çektiriyor gibi yaptım, hadi. Abi, gorst der misin? Gorstu. 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 Çekilen gelsin efendim. Oğlum, çekilen fotoğrafta gelsin. Gorstu çıkmaz ki ya, buyurun. Ne, size ne diyeyim? Gorstu. 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 Sağ ol. Benim 20 liram var ama fıstık atabilir miyim yine? Ya bu ne bu ya? Lütfen ama bu ne ya? Benim bu tiple fotoğraf çektirmem lazım. Bu gelmiş benimle çektiriyor. Ne alaka? Hayret bir şey. Ver fıstık. Fıstık kendine at bana. Gorstu. Al. Hadi yalla. Hadi evet. Hadi sırayla hadi, sırayla. Hadi gitmedim. Hadi ben döner keseceğim. Dönerim yalnız. Gorstu. Evet sevgili seyirciler. Evet, evet. Fenomen dayıyı sevenleri yalnız bırakmadılar. Gorstu. Ve fotoğraf çektirmek için gördüğünüz gibi sıraya girdiler adeta. Çok seviyorum, adeta çok değil. Seviyorum. Çok Gorstu. Seviyorum. Dur, çok seviyorsun ama şu an. Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Çok 333 mü diyeyim? Evet. Hanımefendi evliyim dedikçe siz ama... 333 korstu. Evet, bitti mi? Lütfen, tamam. Yeter. Evet sevgili seyirciler, şu anda fenomen Gorstu dayının yanına yanaşıyoruz. Evet, günün flaş haberiyle huzurlarınızdayız. Nasıl? Bu iş nereye gidiyor? Döner kesecektik, beni kesecekler burada. Yani şimdi ülkenin, dünyanın gündemi bitti. Flaş haber olarak beni mi veriyorsun? Evet, gördüğünüz gibi Gorstu dayı siyasete mi giriyor acaba? Yok, siyasete değil de birazdan şöyle enine boyuna hepinize bir girmeyi düşünüyorum. Ya hadi gidin artık buradan ya. Lütfen gidin. Vallahi dalacağım şimdi. Kızıyor. Vallahi dalacağım. Kızıyor, sinirlendi. Sinirlendi. Dur, dur. Çok güzel. Çok güzel. Umarım yerden gelmiştir o ses. Umarım o ses yerden gelmiştir. Ev Gorstu dayının pantolonu söküldü. Evet. Dayı patladı mı acaba? Gorstu. Gorstu dayı bir de tekme atar mısın söylerken? Allah size. Allah. Evet. Hadi Gorstu gidin. Dayıdan dönerciden döner tekme. Allah. Çok güzel. Ya çıldıracağım. Ulan sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar döveceğim sizi, sabaha kadar. Hadi gidin artık. Sabaha kadar buradayız. Millet, sabaha kadar buradayız. Millet dayak yiyince üzülür, bunları yiyince mutlu oluyor. Kaybolun lan buradan. Sana sonra ayrı. Evet, buraya gelirseniz ve canınız döner tekme yemek isterse... Gorstu dayıya mutlaka uğrayın. İyi günler dayıcığım. Hadi gidin lan buradan. Böyle bir şey olabilir mi? Başıma neler geldi? Donum yırtıldı ya. Alo. Alo. Evet. Evet, Gorstu dayının menajeri benim. Evet, Ankara'da pavyonu çıkar mı? Bakıyorum. Siz paradan haber verin, her türlü çıkarın. Kudret, sen beni nereye pazarlıyorsun oğlum? Sen merak etme güzel abicim, ben sana her şeyi anlatacağım çiçeğim. Çiçeğim mi? Ben mi? Merhabalar. Ben Kazım Yapım'ın sahibi, Kazım Yapım. Siz de Gorstu dayı olmalısınız. Ta kendisi. Ben de menajeri, Kudret menajer. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Size bir film yapmayı düşünüyorum. Oo, çok güzel. Konusu nedir? Gorstu dayı var. Evet, var. Çok seviliyor. Evet. Mafya bunun peşine düşüyor. Finalde de düğün müğün işte. Oo, çok değişik, çok güzel. Ne dersiniz? Manyak mısınız deriz. Ya ben ne anlarım oyunculuktan? Ben burada döner kesiyorum sabahtan akşama kadar. Lütfen ya.
Ya taktığınız şeye bak ya. Sizi Kıvanç Tatlıtuğ'a oynatırız ya. Ha? Ne olacak? Nasıl olur? Ayıp olur. Şimdi adama gidip bunu oyna denir mi lütfen? Ormanlar Kralı Aslan'ın tarla faresini oynaması gibi bir şey mi? Olmaz bu. Abi sen ne yapıyorsun? Niye kendini gömüyorsun? Şu anda markamıza zarar veriyorsun. Yapma. Eğer fiyatta anlaşırsak Gorslu dayıyı çaycı olarak kullanabiliriz. Hmm. Manyak mısın oğlum? Sen delirdin mi iyice? Kudret ben istemiyorum ya. Anlaşma falan yok dayı. Hadi git buradan. Bana bak. Benim teklifimi kabul etmezsen senin sanat hayatını bitiririm. Bana bak la zırtapoz. Benim sanat hayatım falan zaten yok. Ağzını burnunu kırmadan bas git lan buradan. Lan ne olur? Bas git lan buradan. Tamam. Gel buraya, gel. Baş. Sen niye sinirleniyorsun? Neden mi? Ya niye böyle yapıyorsun? Ya kendimi yırttım sabahtan beri, anlamıyor musun? Tamam, sakin ol. Merak etme. Bizim zaten kimseye ihtiyacımız yok. Turnelerini ben sana bağlayacağım. Yok. 27 ülkede Gorstu deyip gezeceğiz beraber. İlk olarak Ardahan Çıldır'dan başlıyoruz. Alo, evet efendim. Allah'ım bu nedir başıma geldi lan? Bir dakikada ünlü oldum ya. Kudret, kız şunu. Kudret! Gorstu, Gorstu dedi. Milyonların sevgilisi oldu ama şimdi unutuldu. Evet. Merhaba Gorsu dayı. Merhaba. Merhaba. Unutuldun ha? Öyle oldu galiba değil mi? Biz sana çok kötü davrandık be Gorsu dayı. Niye öyle yaptınız? Niye böyle oldu ya? Sen de sokaklara düşüp dönerci oldun ha? Bir dakika lan. Ben zaten dönerciydim. Biz nasıl böyle vicdansız, nasıl böyle kötü yürekli insanlara dönüştük? Evet, işte günün flaş haberi. Çek oğlum, dur, yakınlaş. Yeni flaş haberi veriyorum. Babası yaşında adamla dalga geçen spiker müthiş bir esnaf dayağı yedi. Az sonra. Yok, hemen şimdi. Az sonra dur. Az sonra. Yok, yok, az sonra dur. Hayır. Kardeşiyle çok farklı olduğunu düşünen var mı aramızda? Şurada bir hanımefendi var. İsim ne? Neşe Taşdemir. Evet, dinliyoruz. Oğlan kardeşim var, benden. Oğlan kardeşim. 9 yaş küçük. 9 mu? Evet, yok 11 yaş küçük herhalde. Yani öyle bir yaş da oynamıyor. Ya 9 ya 15 mi? Ay şimdiki heyecandan. Ben 72'liyim, kendisi 81'li. O zaman 11 yaş. 11 yaş değil mi? Neyse, kardeşim benden küçük, çok siz farklıyız. Edebiyat mezunu musunuz? Benden çok farklı kendisi. Tabii ki erkek olması da farklı. Yani ben kadın olduğum öyle için. Öyle mi? Peki o küçüğünüz mü? Evet. Kaç yaş küçük? Ben ablayım. Kaç yaş var aranızda? Ay kaçtı? 9. 9. 9. 11'miş. Beyim 11 dedi. Beyimin hesabı kuvvetli. 11 belli yaş o, küçük. Evet, evet. Kardeşim çok benim gibi fevri değil, benim gibi panik değildir, stresli değildir. Tam tersimdir. Ve yine beni çok seviyor sanırım. Burada mı kardeşiniz? Efendim? Oğlan kardeşiniz burada mı? Yok, biz Almanya'da yaşıyoruz. Neresinde? Köyüne yakın Aachen'da. Aachen'da. Bir haftalığına geldik. Kızımız, biricik kızımız bize bu biletleri hediye etti. Sağ olsun. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. Biz evde sizi izlerken böyle yan yatıyoruz. Yani gülerken öyle yatıyoruz ki artık. Dalga bu taraftan gelirse oluyor öyle. Yani çok çok keyif alıyoruz sizleri izlerken. Hele evet. Ben geceleri bakarken kendimden geçiyorum gitmekten. Ne güzel. Çok seviyoruz. Oğlan kardeşimi de çok seviyorum. İşte sakin, tam tersim. Benim panik halime çok sinir olur aslında ama belli etmez. Sakince abla, lütfen sakin kal der bana. Ama yine huylu huyundan vazgeçmez.
Ben yine fevri, yine stresli, yine panikliyim. Buraya gel. Peki bu yetiştirilişle ilgili bir şey mi? Sanırım öyle. Ben ablamla olan kardeşimin arasındaydım. Almanya'ya gittiğimizde... Ablanızla kaç yaş var aranızda? İki. Onu biliyorum, iki. İki. Peki, ablanızla oğlan kardeşiniz arasında kaç yaş var? Onu beyime söylemeden söyleyebileceğim 13 yaş onların arası. Harika ya. Gerçekten harika. Başka sorunuz? Artık sözün bittiği yerdeyse yani, bu ikisi arasında 13 yani yaş ben, varsa. Ben tek yani oğlan kardeşimle aramızdaki farkı görüyorum. İyi ki ne var aramızdaki fark. Buradan selam söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ederim. Kızıma çok selam söylüyorum. Merve Nur, seni çok seviyorum. Kızınız kaç yaşında? 23. 23 yaşında kızımız var. Yakında Allah bağışlasın. Hepimizinkilerine yakında evleniyor kızımız. Çok mutluluklar dileriz ona da anne baba olarak. O zaman bir oğlan damadınız olacak. Aynen. Damadımın yaşı da 26. Ya yine bu kadar insanın yaşı belli. Bir oğlan kardeşinizle sorun yaşıyorsunuz. Ama yaş o heyecandan, evet, kaynaklı. İşte normalde hiç böyle değilimdir. Tabii. Şimdi burada şey oldum yani. Evet ama onu da çözdük ya. Çok teşekkürler. Siz 72'lisiniz, o 81'li. 11 yaş var aranızda. Çözdük onu da. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Bir kere beyefendi öyle diyor. Ay yani kardeşim... Benden küçük, evet. Dokuzmuş, kadar... dokuzmuş. Beyim ben oturduğumda 9 dedi şimdi. Beyiniz de maşallah borsa gibi orada ya. Sürekli ya benim değişiyor. Benim gibi bir eşi var ya, adam mecbur bir yandan öyle olması lazım. Evet. Sakinlik onda. Tabii. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Etrafınızdaki herkesi sakinleştirmişsiniz. Buradan o çıkıyor ortaya. Teşekkürler. Şimdi bir ailemiz var efendim. Orada da iki kardeş birbirinden çok farklı. Bakın bu farklılıkla aile nasıl baş ediyor? Edebiliyor mu daha doğrusu? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Gelin yavrularım. Gelin bakalım çocukları. Al benim bir tane. Yavrularım. Dayınızın size çok selam var. Almanya'dan aradı. Anne bir şey soracağım. Ha? Dayımla senin aranda kaç yaş fark var? Vallahi ben 9 diyorum, o 11 diyor. Saçma. Bize anlamadan olsun. Ben ne boş ver, her şeyi karıştırmasa. Kızım ne yaptın bugün okulda? Bugün size çok güzel bir haberim var anne. Söyle. Bizim etüt sınıfını il genelinde yapılan sınavda birinci oldum. Ah benim güzel yavrum. Gurur duyuyorum seninle. İbrahim. Sen ne yaptın çocuğu? İyi be anne, sen ne yaptın? Onu sormuyorum yavrum. Sen de Naime ile aynı etüt sınıfına gidiyorsun ya yavrum. O sınavda ne yaptın yavrum? Etüt? He. Etüt. Ben de diyorum o tanımadığım kadınlar, adamlar tahtanın önünde niye bana sürekli bir şey anlatıyor, anladın mı diye bakıyor. Ah bir tane. Bugün babanızla neyi konuşacağım? Düşündüm, düşündüm, karar verdim. Bundan böyle sen de Naime gibi özel okula gideceksin yavrum. Ne okulu ya? Okul bitmedi mi? Orta son demiştiniz. Yavrum, o ortaokulun son sınıfıydı. Eğitim hayatın yeni başlıyor. Nasıl? Ne kadar okuyacağım daha? Ne kadar? Bir yıl daha mı? Bir aman Allah'ım. Oh, no, no. Of. Aha, baban geldi. Ah, hoş geldin Feridun. Nöber Hanım, aman, aman kurban oldum kızım. Bir tanecik kızım, ben sana kurban olurum. Sen evde miydin Arpa? Oh, oh, oh. Oy, kurban oldum. Hoş bir geldin tane. Babam. Hoş bulduk. Sana da selam vereceğim de boşa nefes beyi bu ya. O zaman selam verme, harçlık ver Feridun. Lan bir
Bütün çözümlerin masraf be. Babacığım, ben de bugün masraf demişken Avrupa Birliği katkı bursu kazandım. Allah'ım, bu kulaklar neler duyuyor, gurur duyuyor. Ay kurban olurum ben sana, görüyor musun Yeter? Ya. Sıradan kimsenin umurunda olmayan bir çarşamba günü gidiyor ve katkı bursuyla eve geliyor. Aslan kızım benim be. Ben de dondurmadan bedava çubuk kazandım. Çubuk mu kazandın dondurmadan? Ya. Benim artık şu zekaya verilecek hiçbir cevabım yok ya. Eridu, haksızlık ediyorsun ama. Çocuk şaka yapıyor, seviyor böyle şeyleri. Feridun, Allah aşkına sen de şimdi tam olarak babalık yapmadın yani. Nasıl yapmadım? Yapmadın. Ya ben buna bebeklik zamanında bildiğim bütün masalları anlattım bir baba olarak. Ben daha ne yapayım? Hayır ya. Feridun, Allah aşkına. Anlattık, her masalı anlattım. Bırak Allah aşkına ya. Hangi masalı anlattın? Bırak Allah aşkına ya. Ya sen... Oğlum ben sana Hansel ile Gretel'in hikayesini anlatmadım. Bak, hatırlamadım. Hiç şaşırmadım. O zaman bir daha anlatayım, hatırlayalım. Çok da geç kalmış sayılmayız. Anlat baba, anlat. Nasıl anlatıyor? Hansel ile Gretel. Hansel ile Gretel çok uzak bir ülkede yaşayan bir abi kardeş. Gretel benim böyle Naime'm gibi tatlı, sevimli, al yanaklı prenses gibi bir kız. Hansel de bunun gibi öküzüm tırak bir canlı. Garip kureba, kimsenin muhatap olmak istemediği biri. Hansel ile Gretel abi kardeş bir gün ormanda gidiyorlar. Giderlerken birdenbire bir ev görüyorlar. Ana, eve bir bakıyorlar, ev bir garip. Lokum şekerinden, akide şekerinden, böyle dış mantolaması falan çikolatayla yapılmış. Harika bir ev. Gretel akıllı bir kız olduğu için diyor ki, abi burada böyle bir ev olması mümkün değil diyor. Biz ya yediğimiz bir şeyden zehirlendik, bizim kafamız güzel oldu, halüsinasyon görüyoruz diyor. Veyahut diyor, orman bize bir oyun ediyor diyor. Burada bir ev olamaz. Hansel nerede? Yok. Gitmiş evi yemeye başlamış. Temelinden dişliyor. Dakır 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 dakır. Gretel yapma abi, çekiyor bırakıyor, çekiyor bırakıyor. Abi yapma derken, anam ev cadınınmış ya. Cadı camı açıyor, bunların ikisini de bir alıyor mu? İkisini birden yiyor mu? Kalan etleri de böyle 250 gramlık alüminyum folyolara şey yapıp dolaba koyuyor. Kışın yerim diye. Mantıya, şuna, buna, lahmacuna, kıymalı yumurtaya, ona falan verip bütün ikisini de yediriyor. Demem o ki, daha bir daha benim pantolonumdan para çal, bak nasıl keseceğim seni. Hırsız! Feridun! Ama Feridun! Allah aşkına ya! Böyle masal mı olur? Hay bir baba bir çocuğuna bir masal anlattığında içinden mesaj veriyor. Sen çocuklarımı travmaya sokacaksın, yapma. Efendim, Giray Altınok bizlerle kocaman bir artistir. Hoş geldin. Merhaba. Çok güzelmiş masal. Beklediğimiz gibi bitmedi ama. Felakete sürüklendi masalı. Biri geldi. Buyurun, buyurun. Ya sen haklısın, bu çocuğun gelişimde benim payım olabilir. Düşününce... Ay Feridun. Neler yaşattın bize böyle bir adam? Sen bu Hansel'le Gretel'den ne anladın kızım? Aç gözlülüğün kötü bir şey olduğunu baba. Dram olsa buna çarpar. Buna niye çarpmıyor işte bak. Feridun'cum, çünkü bu çocukların ikisinin de ayrı mizacı var. Farklı çocuklar. Ondan olabilir mi acaba? Benim yavrum çok hassas bir çocuk. Allah. Ve işte Feridun. Konu şimdi buraya geliyor ki... bundan böyle... ben İbrahim'in de Naime gibi özel okula gitmesini istiyorum. Hayır, hiç banka öyle demiyor ama. İbrahim okumasın bundan sonra diyor kızım. Paramız yetmez buna okutmaya bizim. Hayır, hayır, hayır. Okuyacak Feridun. Benim çocuğum da Naime gibi özel okulda okuyacak Feridun. Ne yap, ne et, okutacaksın. Kızım okutamayız, mümkün değil. Ben bunu özel okulda falan hayatta okutamam ya. Olur mu öyle saçma şey ya? Allah Allah. Kredi çekersin Feridun. He, kredi çekeyim buna. Oldu. Ben o parayı buraya getireyim, yakalım. Ailecek ateşinde ısınalım. Daha faydalı olur o para bizim. İbrahim ne olacak peki Feridun? Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Biz bunu aşağıdaki liseye yazdırırız. Lisenin 15. yılında falan TSK buna el koyar, alır askere gelir. Bu zaten ilk eğitimde kendi bacağına sıkar, çürüye ayırırlar bunu, tamam mı? Bu da eve gelir, zaten ben oraya emekli maaşı almış olurum. Benim emekli maaşına oturur bu kanepede 20 yıl boyunca çöker, gınam gınam yer. Biz hepimiz vallahi sokakta kalırız. Oley! Ulan bir şeyde bir kere doğru tepki verdiğini göreyim. Bir de buna kredi çekiyorsun. Hadi canım ya. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Vallahi haksızlık ediyorsun ya benim kardeşime. Mesela ben size bir Einstein'dan örnek vereyim. Einstein, baba. Ben burada mı? Baba, Einstein mesela okulda şeymiş, biraz dersleri kötüymüş. Ve saçma diyorlarmış bunun fikirlerine ve hayallerine. Ama sonra ne oldu Einstein? Hepimiz biliyoruz yani. Çok önemli biri şu an. Ya kızım. Einstein'ın bilgeliğe ulaşan serüveniyle okuldan eve ulaşamayan abinin serüvenini sen nasıl bir tutuyorsun? Ya ben Einstein'la İbrahim'i aynı cümlenin içinde kullanmayalım mı? Kullanmayalım. Ana, kullanmayalım. Kullanamadım, aynı cümlede kullanamıyorum. Feridun, vallahi abartıyorsun ama ya. İki çocuğumuz da eşit bizim için. Ayırma çocukları. Değil ya. Nasıl değil? Vallahi değil, billahi değil. Yemin ediyorum değil ya. Bak Yeter. Ne? Bunların ikisi de senden çıktığı için sen olayın çok içindesin. Ben objektif bir göz olarak ha böyle bir adım geriye atıyorum, dışarıdan bakıyorum. Ben büyük resmi görüyorum ya. Vallahi değil, billahi değil ya. Saçmalama.
Babam sinirlendi yine keli parladı. Oğlum ben senin yüzünden kel kaldım lan. Bana bak. Kafaya bak kafaya. Herkes buradan kel olur. Ben buradan kel oldum. Niye biliyor musun? Ben internetten araştırdım. Şu bölge babalık duygusunun olduğu bölümmüş. Sen biliyor musun? Nasıl? Bunun yüzünden benim burada tüyümü, saç hiçbir şey kalmadı. Allah'tan Naime vardı. Na burasını tutabildik. Ya babacığım öyle deme Allah aşkına. Benim kardeşimde de bir cevher var. Çok belli. Ya kızım bir dur ya. Ya savaş değil bu. Abin yenilince sen de yenilmiş sayılmıyorsun ya. Saçma sapan konuşma. Ben bak bir baba olarak hakikaten yürekten söylüyorum. Sırf aileden diye bunu sevmek zorunda değiliz. Ya, ben sevmiyorum. Ya Feridun böyle saçma şey olur mu çocuğun yanında? Bak ben ne düşünüyorum? Benim çocuğum değişik bir çocuk. Yani farklı, hassas. Ben inanıyorum iyi bir eğitimle çok çok başarılı olacak. Yani niye bu ihtimali düşünmüyorsun Feridun? İhtimal mi? Evet. Ya yok öyle bir ihtimal ya. Öyle bir ihtimal olsa bile şampiyon bir at dururken ben Sütçü Beygir'e para mı yatıracağım bu saatte? Mücadele etmemiz lazım evet. Diyorum Feridun. Böyle vazgeçemezsin çocuklarından ya. Kızım denemedik mi ya? Neyi? Denemedik mi? Neyi denedik? Sen dedim. Aldın bu çocuğu ülkenin en danınmış pedagoglarından birine götürdün. Evet. Adam tedavi olarak Allah sabır versin dedi ya. Koskoca doktorası olan harika bir hekim kurşun döktürün yazdı reçeteye. Büyü var bunda bir. Ya modern tıp bununla baş edemiyor. Ben nasıl baş edeceğim hadi ya? Bende büyü var Feridun. Sürekli para bitiyor lan. Aynı illetten bende de var bu biliyor musun? Ben gerçekten buna artık katlanamıyorum. Bak ileride bu çocuklar büyüdüğünde Feridun. Bu benim yavrum demeyecek mi? Anne siz zamanında beni okutmadınız. Naime'yi verdiniz. O okudu. Ben başarılı olamadım. Reva mı bana diye bağırmayacak. Bu o cümleye kuramaz ki. İbo, reva ne demek? İzmir'de revaniye reva denir. Biz de buna insan diyoruz. Benim başka hiçbir sorum yok. Ama yapamazsın bunu Feridun'cuğum. Az daha düşün ya. Anneyim ben ya. Vallahi alamam ben bunun vebalini. Alamam ya. Tamam anne ya. Tamam üzülme. Fark etmez. Bana her okul aynı. Vicdan yapmaya gerek yok. Naime gitsin özel okula. O benim güzel yavrum. O benim çiki mankim. Bak görüyor musun yavrumu? Ne kadar ruhu temiz, ne kadar naif bir çocuk. Beni boş verin diyor. Kardeşim gitsin okula diyor. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu kabul edemem. Hayır, o okul benim kardeşimin de hakkı. O okul ki bilim insanlarıyla, bilim sınıfıyla dolu. Öğretmenleri çok güzel. Öğrencisini misyon edilmiş şahane bir okul. Her yıl TYT ve AYT'de birinciler çıkaran bir okul. Her gün öğle yemeklerinde 5 çeşit yemek çıkaran bir okul. Benim kardeşimin de hakkı var. Her gün 5 çeşit harika yemekler mi? Evet. O okula beni yazdıracaksın Feridun. O okula benim hakkım. Neyimeden 35 saniye sonra doğdum. O okula ben gitmeyeyim. Küçüğüm ben. Anladın mı lan? Feridun hadi be. Hadi be baba. Hadi baba. Bam bam. Hadi. Bir eğitim... Lütfen. Allah! Allah beni yakaladı. Ne olur. Beni yakaladı. Yapacağım mı lan? Tamam baba. Oo. Bir eğitim kurumuna... Bir eğitim kurumuna lokanta muamelesi yapan bir çocuk için benden 50.000 lira kredi çekmem mi istiyorsunuz? İbo lan. Ha. 1.000 lira para vereyim hiçbir yere gitme. Kabul. Gel. Çabuk. Ya hayır ya ben kardeşime inanıyorum. Ayrıca ben seni özel olarak çalıştıracağım kardeşim. Söz. Söz Ah benim kalbi güzel kızım. Ah benim kalbi kar tanesi bembeyaz kızım. Ah sen ne zannediyorsun? Biz bunu hoca tutmadık mı? Ben buna Türkçe hocası tuttum. Matematik hocası tuttum. Kimya hocası tuttum. Fizik hocası tuttum, coğrafya hocası. En son okusun üflesin diye cami hocası tuttuk buna. Adam dedi ki ben bundan anlamam. Bunu doktora götürün dedi. Yani olay şu. Dille tıp bunu kendi arasında paslıyor. Kimse sorumluluğu kabul etmek falan istemiyor. Ben niye ediyorum? Ya Feridun. Babam gitti. Haksızlık yapıyorsun. Baba. Bir tanesini hatırla. Karnına notum 102'ydi benim. Oğlum o senin okul numarandı. Hala notu diyorsun, delirtecek beni. Ya biz bunu sene başında matematik kursuna yazdırdık mı? Yazdırdık. Yazdırdık Feridun. Kurstan önce 100 üzerinden 15 olan notu kurstan sonra 3'e düştü. Ya biri bana izah etsin. Bir insan kurs alarak nasıl geriye gidebilir ya? Feridun, şimdi bütün bu anlattıklarının dışında ben çocuğuma güveniyorum. Sonuçta bu benim evladım, doğurduğum bir insan. Ben gerçekten çocuğumun başarılı olacağını düşünüyorum. Ve bu çocuk... Gün olacak bizi şaşırtacak. Gün olacak sizi şaşırtacağım. En çok da seni şaşırtacağım lan Feridun. Oğlum sen konuşmayı sökerek beni çok şaşırttın zaten. Bununla da durmadın. Eğitimine, gelişimine devam ettin. Kendin yürüyebiliyorsun. Elinle de olsa bir yemek yiyebiliyorsun. Okuldan eve kendin geliyorsun. Tuvalet eğitimin var. Öyle 60 kelimelik bir hafızan var senin ya. Daha ne olacak ya? Ben bunları okuyayım oğlum. Tamam otur ya. Ya baba ben eğitim eşitliğine inanıyorum. Ya ben kardeşime bana verilen şansı ona da verilsin istiyorum.
Kızım benim 50 bin lira param var. Ben birisi gönderebilirim, bilmiyorum. Tamam Feridun. Ne? Madem öyle, eşit olsun. Yani sonuçta bir anneyim ben. İçim rahat olmayacak başka türlü. Kura çekelim şimdi burada. Hayır, haksız da. Kura da çıktı diye, Sezen Aksu var diye. Ben Banu Alkan albüm mü yapacağım bu yaştan sonra? Hayır. Yazma lan. Feridun. Yazma, hayır. Ne biçim örnekler bunlar canım? Yaz oğlum. Yazma, sen yazmayın. Tamam, yazıyorum işte. Anladım benim bizim yap. Feridun. Yazmayın. Yaz çocuğum. Allah gidiyorum ben, yazmayın. Şimdi bak. Yapacağız Feridun. Kura çekelim. Bir tanesini İbrahim, bir tanesini Naime yazdım. Güzel, tamam mı? Eşitlik olacak. Ve sen çekeceksin. Böylece hiç kimsenin babaya falan kalmayacak. Feridun. Karıştırıyor lan. Balayı kalan saçında ben yolacağım. Hadi. Baba ağzına. Ses be baba. Hadi Feridun. Hadi be Feridun. Hadi be baba. Kurban olduğum Allah'ım, sen bana bu evlat acısını yaşatma. Ne olursun. Allah'ım bir kere, senden bir kere rica ediyorum. Ne olursun ya. Sadece bir kere benim yüzümü güldürmedi ya. Kim? İbrahim yazıyor ya. Ben çıktım. Ama ya. Ay yavrum. Sevin, sevin. Sarıl babanı. Atla üstüne. Sarıl, coşkuyla sarıl. İbrahim çıktı ya. Haydi. İşte bu. Babacığım. Oh, oh, yeah. Oley, oley babam. Çok mutluyum. Allah sana kurban olsun. Allah'ın belasını. Ya kurada Barcelona seçmiş. Pendik Spor gibi. Bu nedir ya? Feridun. Artık itiraz et. Tebrik ederim kardeşim. Hak ettin ama sen. Sağ ol bebeğim. Sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. Ya, annem. Yavrum. Merak etmeyin. Çok çalışacağım. Hepinizi şaşırtacağım. En çok da seni şaşıracağım lan Feridun. O zaman anne. Hadi beni önce gidelim. Şey kapanmadan. Ne yavrum? Okul kapanmadan gidelim. Kaydolalım. Kapanmıştır. Olalım. Gitmeyin be ha. Biliyorum çünkü burada taşıyor 50 bin. Yapmayın. Baba. Gidelim çünkü öğle yemeği bitecek. Yemeğe yetişelim. 5 çeşit. 5. 5 çeşit. Çocuklar da eğitimi için Feridun. Çok iyi oldu. Çok hayırlı oldu. Allah'ım. Çok şükür. Allah'ım ah Feridun senin eline. Senin elinin ayarına. Allah kahretsin seni Feridun. Ulan şurada aslanlar gibi güzel güzel Naime dur. Ana birine İbrahim, birine İbo yazmış. Bak kafa karıştırıyor. bu bir zeka parıltısı ya. İyi. İnsan içten içe seviniyor ama bu 50 binlik bir sevinç. Hayatta değil İbo! Bu madide çiçeklerin adı nedir acaba? İbrahim. Roma'da mı yaşıyorsunuz? Kah Roma'da, kah Venedik'te. Kütük nerede? Kah Ramanmaraş'ta. Özel bir Roma turu yapalım. Biz ne yapacağız? Siz hayvanat bahçesine gidin. Dans edelim. Çaçam geldi. Pizzayı Torino'da, risotto'yu da, Milano'da yiyeceksin. Daya! Zamanında veya şu anda böyle flörtöz, çapkın olan bir arkadaşımız var mı aramızda? Şurada beyefendi var. Merhaba, ben Hüsamettin Doğuş Yaman. Evet. 27 yaşındayım ama 20'li yaşlarda bayağı ataktım yani o konularda. Ne oldu da durdun? Kendime ifşa etmiş gibi olacağım biraz ama... Yani birden fazla kişiyle beraber çıkıyordum. Bir gün ona söz veriyordum, ertesi günü öbürüne söz veriyordum falan. Öyle öyle gidiyordu yani. Şimdi izlediklerim de bayağı hakkımda şeyler söylediler. O zaman fark etmediler mi? Ya o zamanlar biraz yalan konusunda profesyoneldim, öyle söyleyeyim. Şimdi yalanı pek fazla sevmiyorum ama olsun yine biraz... Ne oldu da duruldunuz? ya aldatılınca aslında insan... Hak ettim gerçi. Gerçekten hak ettim yani ama... Sonunda empatiyi kurdurdu yani. Tabii, tabii. Yani onların tarafından da bakmak gerekiyor olaya. Sadece bizim taraftan bakmak gerekmiyor. Şimdi öyle şeylerde işiniz yok. Şimdi yok. Olmaması daha da iyi aslında. Yine de aslında. Kesin konuşmayalım. Allah şaşırtmasın. Evet. Peki nasıl oluyordu aynı anda birkaç kişiyle görüşebilmek? Ya bir erkek bir muhabbet arasında yani sevgilisiyle iyi konuşuyor, güzel konuşuyor. Bir muhabbet arasında telefon geliyorsa veya aniden böyle lafı değiştiriyorsa bilin ki o erkek yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söylüyor.
Yani bu bayanlar içerisinde geçerli ama onların hakkını yememek lazım. Ne, nasıl mesela şimdi hanımefendiyle oturdunuz konuşuyoruz, telefon çaldı. Nasıl oluyor suratımız? Ya çaldı, telefona bakıyorsun. Evet. İşte annen arıyor, başka biri arıyor veya o şekilde kayıt ettiğim biri arıyor. İşte pardon izninle diyorsun, kalkıyorsun masadan onunla konuşuyoruz. Şimdi aşkım ne haber falan filan. Şu an annemin yanındayım diyorsun ama halbuki diğer sevgilinle berabersin. İki tarafta sizi annenizle zannediyor. Evet, evet. Öyle aile bağlarını güçlendiriyorsunuz daha da kuvvetli. Aile bağları güçlendiriyor. Peki genelde telefon çaldığında bu tip beyefendiler ne diye kaydediyorlar telefonlarına? Ben daha önce sevgililerimi isim, yaş, şehir olarak kaydediyordum. Şehir? Evet. Hayvan, bitki, eşya diyor. Evet, öyle. Peki yani sizin hoşunuza giden tip nedir? Fiziksel görünüşü nedir genelde? Ya bu saatten sonra fiziksel olarak bakmıyorum olaya. Ama şimdi görüp bir hoşunuza gitmesi gerekiyor tabii ki. Ya ben ortama giriyorum, susuyorum. İnsanların konuşmalarını dinliyorum. Hangisi bana uyarsa ben o kişiyle muhabbete direkt geçiyorum. Evet, kesin öyledir. Yoksa... Hüsamettin Bey. Evet. Buradan kendi evet. Sevgililerinize de bir mesaj. Tabii onu vereceğim şu an. Affedin yani geçen geçmiş, biten bitmiş, bu saatten sonra bir şey diyemem. Hakkım helal olsun ama gel. Yani, teşvik kazan. Çok güzel. Çok sağ olun. Eminim onlar da helal etmişlerdir. Muhakkak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi bir arkadaşımız var. Kendisi haber sunuyor efendim. Onun da belki başına böyle şeyler gelmiştir. O da belki biraz hızlı olabilir. Bakalım bu sunacağı haberler onun için nasıl geçecek? İzleyip görelim. Buyursunlar. Başkası. Aşkım, Ankara'dan bildirenim. Nasılsın bebeğim? Beğendin mi yavaş hediyeni? Bak o yeşil kolyeden bir tek sana yaptırdım özel. Dünyada başka kimse de yok. Bir tek sende var. Yayına son bir dakika. Tamam. Hadi ben canlı yayına giriyorum şimdi. Konuşuruz, bağlanırım sonra sana. Belki Ankara'da hareketli saatler geçiririz. Hadi, hadi sen kapat. Hadi sen kapat. Sen kapat. Beş. Lütfen sen kapat. Dört. Sen kapat. Üç. Sen kapat. İki. Sen kapat. Bir. Efendim Türkiye'nin en ciddi, en güvenilir anchorman'inden Türkiye'nin en ciddi, en güvenilir haber bültenine hoş geldiniz. Haberimize çok yeni, sıcak bir haberle başlıyoruz efendim. Şişli'de bir AVM'de sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen kadın ortalığı birbirine kattı. Ulan şerefsizler! Ulan adi aşağılıklar! Bu! Kadınlara bunu yapamazsınız! Lan! Beni sinirlendirmeyin. Kadınlara böyle davranıp sonra adamım diye ortada dolaşamazsınız! Kusura bakmayın sayın seyirciler, biraz sinirlendim. Şimdi olay yerindeki arkadaşımız Bahadır'a bağlanıyoruz. Bahadır beni duyabiliyor musun? Bahadır kimmiş bu şerefsiz ve kimi aldatmış? Evet sevgili Kazım, isminin Lemon olduğunu öğrendiğimiz bir kadın sevgilisi hediye verirken hayatım bu kolyeden dünyada bir tane var zaten sana özel yaptırdım dediği kolyeyi başka bir kadının boynunda görünce kıyameti kopardı. Aynı şerefsiz tarafından aynı anda idare edildiği öğrenilen iki kadın birbirlerine tek taşlarıyla daldılar. Evet bu Bahadır bu Lemon nasıl bir Lemon? Yani sarışın, sarı saçlı ve kıvırcık saçlı bir Leman mı? Tam üzerine bastınız. Zaten kendisi de şimdi gelmekte. Olayı isterseniz bir de Leman Hanım'a soralım. Yok yok, sormayalım, sormayalım. Bahadır... Çok geç, çok geç artık geldi. Soruyorum. Evet Leman Hanım, kim bu erkek müsveddesi? Ya anlatacak bir şey yok. Bu şeref yoksunu ucuza gelsin diye halden toplu mal alır gibi toptan yılbaşı hediyesi almış bütün sevgililerine. Olacak iş değil. Hem çapkın hem çapsız namussuz. Ya ben mağaza müdürünü sıkıştırdım, nedir dedim. Aynı kolyeden 10 tane almış şerefsiz. İşte acı gerçekler. Şimdi milyonların kafasında tek bir soru var. Kim bu diğer 8 kadın diyor. Size teşekkür ediyor ve stüdyoya dönüyoruz. Evet, senin bu adi şerefsiz hakkında bilmek ve öğrenmek istediğin bir şey var mı sevgili Kazım?
Yok. İyi böyle yani. Yok bir şey, yok. Ya bu Kazım hangi şey... Kazım? Aa efendim yayından arkadaşlar. Aldık ve stüdyomuza dönüyoruz tekrar. Şimdi bir diğer kolye sahibimiz, bir diğer muhabir arkadaşımız Özge'ye bağlanıyoruz efendim. İnşallah duymamışsındır konuşulanları Özge diyerek soruyorum. Özge sesimi duyuyor musun? Duymaz olaydım Kazım. Evet Özge. Seste bir sorun var galiba. Canlı yayındayız, onu hatırlatmak istedim. Net geliyor mu sesim acaba? Sesin haysiyetsiz haysiyetsiz geliyor Kazım. Ama ne yazık ki duyuyorum seni Kazım. Bak sevgili Özge, canlı yayında annenin ve babanın da içinde bulunduğu milyonların bizi izlediğini varsayarak bir daha soruyorum. Bize söyler misin Ankara'da neler oluyor bugün? Satır başlarını alabilir miyiz lütfen? Satır başlarını topuklarımla ezeceğim Kazım. Ankara çalkalanıyor Kazım. Ankara yanıyor Kazım. Ankara ayaklandı, yola çıktı İstanbul'a doğru Kazım. O kolyenin hesabını soracak Ankara Kazım. Özge kulislerde yenebilecek, baş başa yenebilecek romantik bir akşam yemeğiyle her şeyin tatlıya bağlanabileceği ve basına gereken açıklamanın yapılabileceği söyleniyor. Ne diyorsun acaba bu konuda? Evet, kamuoyunun bu tip saçmalıklara ve açıklamalara karnı tok diyorum Kazım. Kamuoyu o yeşil kolyeyi münasip bir yerde, münasip bir yere başlayacak Kazım. Anlıyorum, anlıyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Allah bin türlü. Evet efendim. Bağlantımız kesildi, kesildi. Tekrar stüdyomuza dönüyorum, bakıyorum sırada ne var? İstanbul'da stüdyomuzda çok değerli ekonomik profesörümüz Çetin Çek var. Ve yanında da onunla konuşmak üzere muhabir arkadaşımız... Eyvah. Mehtap var. Aslında verilebilecek bir ekonomik haber de yok. Yani yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ne duyacağız değil mi yani? Bence bağlanmayalım arkadaşlar. Bağlanmaya hiç gerek yok. Bence de gerek yok Kazım. Bağlanmaya gerek yok. İki tatlı yüze, iki tatlı söze bağlandık kaldık Kazım. Siz iyi misiniz? Sen koşma gidin oraya. Evet, Mehtap, yanındaki çok önemli ekonomi profesörü Sayın Çetin Çek hocamızla piyasa beklentilerini konuşacaksın. Altını çizerek söylüyorum, sadece piyasayı değerlendirmek üzere konuşacaksın. Tabii, tabii ben piyasayı değerlendim. Şöyle değer, piyasada adam kalmamış. Piyasa şerefsiz dolmuş. Hocam, biz ne yapsak bu piyasaları? Çünkü kime yatırım yaptıysak elimizde kaldı Kazım. Şimdi Mehtap Hanım, ekonomik konjonktürde baktığımız zaman piyasalara, bu para piyasalarındaki dengesizliğin asıl sebebi piyasalarda ki güven problemi olduğunu görüyoruz. Nedeni güven problemi. Evet. Evet, güven. Nasıl güvenelim hocam? Nasıl güvenelim? Düşünsenize yani piyasa gelmiş sizi 3 kere aldatmış. Siz bunalımlara girmişsiniz. Gelmiş demiş ben çok değiştim bir daha olmayacak. Tamam demişsiniz, gözleri dolu dolu kabul etmişsiniz. Yine aldatmış bu şerefsiz sizi. Kim şerefsiz? Dolar mı? Ay ben anlamıyorum. Kazım Bey! Kazım Bey! Efendim ben araya gireyim. Sayın Çetin hocam, insanlar bu belirsiz ortamda tabii neye yatırım yapacaklarını şaşırdılar. Sizce neye yatırım yapsınlar? Altına mı yapsınlar mesela? Vallahi ben bu durumu abime haber verdim. İnşallah karşılaşırsanız kim altına yapıyor göreceğiz. Sizin aranızda bir şey mi var? Seviyorum ulan! Evet, evet, evet. Ekonomiyi kim sevmez ki diyoruz. Ve bir başka haberimize geçiyoruz. Ana haber bültenimiz anamdan emdiğim süt burnumdan gelerek devam ediyor. Daha ne kaldı acaba diye düşünürken... hava durumu yapılacak bir şey de yok diyoruz ve Burcu'ya dönüyoruz. İyi akşamlar şerefsiz. İyi akşamlar Burcu. İyi akşamlar. Haftanın 4 günü bende kalıyorsun. Kadıköy'deki evinden yaldır yaldır koşa koşa bana geliyorsun. Ne ara bu hatları yedin anlamak mümkün değil Kazım. Evet, evet Burcu haklısın. Allah adı verdim. Ne olur söyle önümüzdeki günler havamız nasıl olacak? Önümüzdeki günler Kadıköy'den gelen alçak hava basıncı yurdumuzu etkisi altına alacak ve tabii ki bizi biraz da olsa depresyona sokacak Kazım. Yalan rüzgarları sert esse de karılarla karışık yağmurlar yurdumuzu etkisi altına alsa da elbet o alçak, o şerefsiz rüzgarlar
etkisini dağıtacak ve yurdumuz da mutlaka güneş açacak Kazım. Peki bölge bölge inceleyecek olursak evet. Sevgili Burcu ne diyorsun? Marmara bölgesi. Efendim? Marmara bölgesi bulutlu. Yer yer umutlu. Ama can zaman yağışı geçecek. Evet, doğru. Karadeniz'de güvendiğimiz dağlara karlar, karılar yağacak belki. Evet. Fakat İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde akrabalarımız taşlı sopalı peşinde olacak Kazım. Sopa mı? Yapma ya. Evet. Bu İç Anadolu bölgesi acaba oralarda biraz hava yumuşar mı? Ne dersiniz? Belki güneş açıverir. Hani ne bileyim bu geçici muson yağmurlarıdır. Maalesef muson yağmurları bitti. Artık bu son tövbe bismillah yağmurları başladı Kazım. Havalar nasıl olursa olsun mutlaka sağlık polisini yanında bulundurmanı diliyor. İyi akşamlar diliyorum. Hayatımın sonuna doğru programın sonuna doğru yaklaşırken bakıyorum daha başıma neler gelebilir diye. Evet, spor! Spor! Spor var sayın seyirciler. Şimdi spor haberleri için spor müdürümüz sayın haberci Hayati Toruklu'ya dönüyorum efendim. Dön Kazım, dön. Dön, evet, hafif sağ yap, direkt gel. Şimdi geri gel. Gel Kazım, gel. Hayati Bey, o kolye... Hayırdır? Valla kızımdan aldım. Buraya çekime gelirken. Ona da erkek arkadaşı hediye etmiş Kazım. Ya. Ya yılbaşı için. Demiş senin için özel yaptırdım. Bir tek sende var demiş. Allah. Kazım. Nasıl Kazım, beğendin mi Kazım? Güle güle kullansın efendim. Tabii. Biz derbiyi konuşalım derim. Ne dersiniz? Tabii. Derbi kolay. Kazım da. Evet. Acaba diyorum, derbiden önce şöyle seni bir darp etsem, onu bir konuşsak diyorum ben ya. Ha? Gel buraya, gel gel. Efendim, son, bir son dakika gelişmesi için Allah'a dönüyorum ve son duamı ediyorum. Evet efendim, hiç arkadaşına aşık olmuş, arkadaşını sevmiş, ona hayranlık beslemiş biri var mı aramızda? Şurada beyefendi var. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ben Mustafa. Aslen Sakaryalıyız. Liseye başladığım zaman benim sınıf arkadaşım vardı. Sinem. Birinci sınıfta değil ama ikinci sınıfta kendisinden çok hoşlandığımın farkına vardım. Kendisi o zamanlar beni sadece arkadaşı olarak görüyordu. Daha sonra biz üniversiteyi kazandık. Ama aynı ilçeye, aynı üniversiteye ve aynı bölüme atamamız çıktı. Daha sonra tabii üniversitedeki insanın gelişmesi, kendini geliştirmesi, yaşadıklarımız derken kendisi bana aşık oldu. Ve biz ayın 18'inde, 18 Ocak'ta yeni nişanlandık. Yanımda oturuyor. Ben kendisine evlenme teklif edemedim. Nişanlanmamızı yaptık, her şeyimizi gerçekleştirdik ama... Madem fırsat oldu, hayatımızı birlikte sürdürdük. Her şeyimizi birlikte yaptık. Büyüdük, süründük, insanları tanıdık. Geliştik, güçlendik. Bu hayatı benimle yaşayacağını biliyorum. Zaten her şeyimizi yoluna koyduk ama ben bir kez daha bunca insanların ve nasip olursa televizyon ekranlarında karşısında benimle evlenir misin diye sana evlenme teklif etmek istiyorum. Evet. Her şey için teşekkürler daha ne diyeyim. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz derslerimize çalışırken, okumalar yaparken, yeri gelir oyun oynarken... hayatımızın her anında biz yani kendi ailemiz için, artık ailem diyorum yani... kendi ailemiz için söylüyoruz. Arka planda sürekli güldür güldür oynar. Skeçlerinizi izleriz. Her skeci en az 4-5 kere izlemişizdir. Yani hayatımızdaki yeriniz
Güldür Güldür ekibi olarak o kadar büyük ki, yani bunu kelimelerle anlatamam. Böyle bir şey olduğu için hayatımın en mutlu anını yaşıyorum şu anda. Aman efendim, herkese her şey için çok teşekkür ederim. Biz siz teşekkür de iyi ki varsınız bütün ekibi olarak. Mutluluklar diliyoruz efendim. Şimdi bizim bir arkadaş grubumuz var. Bu arkadaş grubu işte dünyanın en romantik şehirlerinden biri olan Roma'ya gidiyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Arkadaşlar, beyefendiler, hanımefendilerden hoşlanıyor aslında arkadaşlar ama açılmak için de en doğru ortam olarak bu romantik şehri seçmişler. Bakalım açılabilecekler mi? Yoksa karşılarına bir mani çıkacak mı? Çıkarsa nasıl bir mani çıkacak? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Ben çok yoruldum. Şöyle otursak mı ya? Olur. Hadi. Ay çok güzel ya. Ya sizler ne iyi arkadaşlarsınız ya. Ortada hiçbir neden yokken bizi Roma'ya getirdiniz. Allah. Ortada bir neden var aslında. Ve ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ay yapma. O kadar belli oldu mu yeter? E tabii. Siz ikiniz bizim Özge ile uzun zamandır yalnız olduğumuzu ve kalbimizin boş olduğunu ve bundan dolayı da kimseyle beraber olmadığımızı bildiğimiz bakımından bizi aşıklar şehri Roma'ya getiriyorsunuz. Yani siz... Yani biz... Bizi burada hayatımızın aşkıyla tanışmamızı istiyorsunuz. Özge, senin başka tahminin var mı? Ay minnoş, tabii ki de yok. Ya sizler gerçek arkadaşsınız ya, canlarım hep. İnşallah romantik biriyle tanışırız. Ay kankiş, menüyü versene şuradan. Kalk kendin al. Kankiş. Dermişim. Ne oluyor dedim ya. Kankit o çok komik. Evet. Al kankiş. Ben kankişim. Hı. Ay kankitolar ne yesek acaba? İşte en zoru bu ya. Böyle bilmediğin bir yerde turist olduğun için neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu bilmiyorsun. Ya keşke burada böyle buraları bilen biri olsun. Merhaba. Beni güzel kızların dileklerini yerine getiren bir melek gönderdi. Roma'yı bilen birini mi arıyorsunuz acaba? Aa, şu tesadüfe bir baksanıza hele. Aynen öyle. Burada mı oturuyorsunuz? Şu an buralarda yaşıyorum ama ben... güzelliğin yanında otururum. Ben de diyorum bu sabah Roma niye bu kadar güzel kokuyor? Meğer iki nadide çiçek açmış Roma'da. Bu nadide çiçeklerin adı nedir acaba? İbrahim. Ben de Fikri. Yabani otların değil. Çiçeklerin adını sordum. Ben Özge, arkadaşım Yeter. Ah. Yeter mi o? Yetmez. Ne oluyor lan? Lan mı? Bu nadide kulakların içinden giren şu çirkin kelimenin şekline, şüklüne bir bakın. Çok çok haklısınız. Bu arkadaşlar, bu parazitler kim? Çok özür diliyoruz onlar adına. Ne saçmalıyorsunuz? Biraz kibar olsanıza ya. Aslında onlar iyi çocuklardır ama birazcık yontulmaları lazım. Yani sizin kadar kibar değiller. Roma'da mı yaşıyorsunuz? Kah Roma'da, kah Venedik'te, kah Barcelona'da, kah Prag'da. Kütük nerede? Kah Ramanmaraş'ta. Ama... ama ben kendimi her yere ait hissediyorum. Bazen güzel bir şehre, bazen güzel bir kasabaya, bazen güzel bir çift göze.
Benim de kafam bazen kendini böyle ağzına ait hissediyor, ağzına doğru. Sen bak mısın, bak mısın? Böyle böyle şeyler yapıyor, görmüyorsunuz. Saçmalama. Kaba bir adam, böyle böyle yapıyor. Baktım hiç öyle bir şey yapmıyor. Şu anda bakıyorum, baktım. Ne yapıyorsun, ne saçmalıyorsun? Biraz kibar olur musun ya? Hayret bir şeysin. Ya adam programına kadın konuk gelmiş, beyaz gibi yazıyor. Ben mi suçlu oluyorum? Beyazıt arkadaşımdır. İsterseniz çağırayım onu. Beyaz, ben ve bu iki güzel bayan şöyle güzel bir Roma turu yapalım. Biz ne yapacağız? Siz hayvanat bahçesine gidin. Dost edinirsiniz. Beyazıt kadar olmasa da mizahım iyidir. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Ben Beyaz'ın çok hayranıyım. Onu buraya çağırır mısınız? Lütfen, ne oldu? Vallahi evet, gelse bence çok güzel olurdu. Eğlenirdik. Boş verin şimdi Beyaz'ı. Madem sıkılıyorsunuz, ben sizi eğlendiririm. Misal dans edelim. Çaçam geldi. Çaçan geldiyse tuvalete git. Dansı büyük abdest zannediyor. Vizyonsuz sığ. İzle ve gör. Tatlışlar, siz de gelin buraya. Hayır. Hey, akardiyana! Yapabilecek misin? Akardiyana! Nasıl yapacağız? Çaça! Çaça müzika ola! Saniyede bizim 4 yıldır dokunamadığımız kadar dokundu kızlara. Bu da bana dokundu kanka. Kızlar, tamam ya, bırakın, tamam bırakın. Yemek yiyelim, acıktım ben. Aman. Pizza yiyelim. Her şey pizza ya. Pizza mı? Ya. Çok pardon. Belli ki hakimsin. İyiyim. Yöre müziklerinin danslarına. Böyle küçük bir potporimiz olsa. Sen o yörelerin dansını bize gösterebilir misin? Küçük de olsa. Kendi yorumunla tabii. Kendi yorumundan tabii doğru olur. Öbür türlü danslara hakaret olur. Yok ya, böyle. Ne yapacağız? Bir müzik gelecek, akışına bırakacağız. Hadi. Kızlar da olsun, kızlar da eşlik etsin. O da olur. Kalabalık gösterir sahneyi, iyi olur. İnşallah. Hadi. Buyurun. Hadi bakalım. Zimmetli biliyor musun? Yoksa vereyim ya. Biraz Doğu olan. Batı sentezi. Gel buraya fıstık be. Verme, verme. Teşekkür ederim fıstık. Bak, ismin selamını verip öyle gitsin. Efendim? Berin. Berin, hoş geldin. Nasılsın? Seviyor musun Gülüm'ü?
Canım benim. Teşekkür ederim şapka içinde. Mektubu da var mı? Ay şapkayı vermiş. Teşekkür ederiz. Selam ver öyle git. Selam ver. Bravo. Ay çok eğlendik. İyi oldu Roma'ya geldiğimiz. Ne iyi oldu? Sen eğlendin. Acıktık. Pizza yiyelim. Pizza mı? Üf. İtalya'ya geldik. Hemen pizza yiyelim. Bu ne sığ bir düşünce? Pizzacı burası. Pizzacı da pizza mı yenir? Pizzayı Napoli'de yiyeceksin. Makarnayı Torino'da, risotto'yu da Milano'da yiyeceksin. Daya! Nasıl bir çıkış bu böyle? Ayı mısın? Henüz mü indin dağdan? Daya ne? Ne? Bayağı. Dayağı demedim, bayağı dedim. Bayağı da bir şey biliyor. Beyefendi. Bak neyse ne yaptı ya? Görmedim. Böyle böyle yapıyor. Kaba bir adam. Yapmıyor. Ne yaşıyorsun? Böyle böyle yapıyor. Hiç altında ne yaşıyorsun? Tamam, tamam, tamam. Neyse vazgeçtik pizzadan. Hadi gidelim ya. Daha müze gezeceğiz. Hadi. Yani turist gibi müze mi gezeceksiniz? Biz turistiz. Ya ben aslında çok severim. Yani turist gibi böyle müzeleri gezelim. Böyle harabeler olsun, eski yıkık şehir, onları eski yıkık dökük harabe sevdiğin, yanında gezdirdiğin zevattan belli. Eğer eşsiz bir heykel görmek istiyorsan... İsterim. Aynaya bakman yeter. Çünkü senin adın yeter. Aynaya baktığında kimi görüyorsun? Kendini. Kim güzel? Yeter güzel. Öyleyse aynaya bakman yeter. Çünkü adım... Anladık ulan yeter. Sana ne oluyor acaba çikimanki? Nedir bu hareketlerin ya? Kıskanıyor musun beni? Yine buldun sokuşturacak bir açık. Kankitoş değil miyiz biz oğlum? Kankitoş değil miyiz ya? Doğru. Kankitoşuz biz. Yaz dayı. Yaz böyle böyle geniş geniş yaz. Böyle böyle şeyler yap. Yaz. Çünkü biz kankayız. Hadi inşallah. Operam geldi. Ah bayılırım operaya. Pontamorero. Fermante Coraro. Fermante Ronaldo. Che di balla merite miro Bravo! Juventus'un kadrosunu saydı lan. Lan akordeoncu yine geldi ya. Şirket lan bunlar kesin. Kızlar boş verin bugün. Müzeye gitmeyi de beraber operaya gidelim. Ay. Aşkın damarlarımızdaki akışını hissetmeye gidelim. Harika olur. Ama önce bir yüzümüz, makyajımızı tazeleyelim. Hemen geliyoruz biz. Opera için hazırlanmak lazım. Dostlar. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sinirliyiz. Senin derdin ne dayı ya? Hayat, yaşam. Ben yaşamayı seviyorum. İşte seviyormuş gibi davranmıyorsun ama birader. Lan biz bu kızlara açılmak için Bağcılar'dan Roma'ya geldik. Aşığız lan biz. Aa, öyle mi? Aşığız. Çocuklar bir hay aksi bilmiyordum. Ben sizi arkadaş zannediyordum. Yani onlar da öyle zannediyor. Ama burada açılacağız, her şey normale dönecek inşallah. Ben size yardım edeceğim. Oturun. Vallahi mı? Geç. Nasıl? Ben aşk adamıyım oğlum, aşk. Abim. Anlatın bakayım, nasıl açılacaksınız? Ben şimdi Özge'ye bir tane Yusufçu kolyesi aldım. Hı. Ona bu kolyeyi vereceğim. Güzel. Ve şöyle söyleyeceğim ona. Özge, Yusufçu kuşu aşktaki tutkuyu, bağlanmayı ve her ne pahasına olursa olsun vazgeçmemeyi anlatır. Yusufçu kuşu sevdiği eşini bir kere seçer ve ondan asla vazgeçmez. Eşini bir defa seçer, bir daha vazgeçmez. Evet. Güzel.
Bravo, çok güzel fikir. Sen? Ha, abi yeter, Özdemir Asaf'ı çok seviyor. Ben bir tane şiirini ezberledim. Onu Özdemir Asaf şiirini okuyacağım, böyle ellerini tutacağım, gözüne bakacağım, şiir okuyacağım. Güzel, oku bakayım, çok güzel. Oku bakayım şiiri. Kim o deme boşuna, benim ben. Öyle bir ben ki gelen kapına, baştan başa sen. Bravo lan, güzel. Çok güzel. Biz hazırız. Kalkıyor muyuz artık? Kim o deme boşuna. Benim ben. Öyle bir ben ki kapına gelen, baştan başa sen. Ay. Özge, romantiğe bak. Oh, Fikri, p***e bak. Tutamadım kendimi. Ne zaman güzel bir bayan görsem, şiirim gelir aklıma ve dalarım gözlerine. Ben de dalarım kardeşim. Ağzına, yüzüne, burnuna dalarım kardeşim. Ya yeter. O benim şiirimdi, benim şiirim. Ne saçmalıyorsun İbrahim? Bu Özdemir Asaf'ın şiiri. Benim en sevdiğim şairdir. Benim de. Ya size ne oluyor arkadaşlar bugün ya? Adam ne yaptı? Şurada romantik bir şey yaptı. Ay keşke biri de bana yapsa yani. Ay. Özge. Özge. Lan! Özge. O Nadide boynun için ufak bir hediye. Yusufçuk kuşu kolyesi. Bilir misin anlamını? Yusufçuk kuşları bir kere eşini sevdi mi bir daha asla vazgeçmiyor. Lan şerefsize bak, hemen ezberlemiş. Ben bunu bir haftada sonra ezberledim. Ne oluyor lan? Olacağı şu kardeşim. Hemşire hemşireyi gurbette şaşırtmaya devam ediyor. Ama suç bizde. Yeter. Yıllardır biz size açılmaya çalışıyorduk ama hem erteledik, açılamadık bir türlü, hem sustuk. Çünkü biz sizi çok sevdik ve kabul etmezsiniz diye çok korktuk. Evet. Çünkü eğer açılırsak sizi sonsuza kadar kaybederiz, arkadaşlığımız da bozulur diye düşündük. Ya siz ne düşünceli, ne tatlısınız ya. Ya biz sizden iyisini mi bulacağız ya? Gel kaçırma ya. Peki ben ne olacağım? Al sana bir euro. Ne yapacağım ben bu euroyla? Git tuvalete çaçanı yaparsın. Pis namussuz köpekler. Ağzınıza yüzünüze sizi tüküreyim ha. Allah sizin adli şerefsiz köpekler. Bu danslarla Şevket İrcan'ı kabul etmeyecek kadın anasında doğmadı daha. Siz beni daha tanımadınız. Öyle çaça müzik akordiyon ha. Bizim bir arkadaş grubumuz var, bir kız arkadaş grubu. Onlar da bir arkadaşlarının eşinden, sevdiğinden biraz rahatsız. Bazı davranışları biraz, nasıl desem, bir tuhaf geliyor onlara. Bakalım dedikleri kadar tuhaf bir beyefendi miymiş? Yoksa arkadaşlar haksız mıymış, kuruntu mu yapıyormuş? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Ay iyi ki geldiniz ya. Ne iyi ettiniz. Birazdan canım sevgilim de gelir işten. Şöyle hep beraber oturur laflarız, tamam mı? Ay dur, annem memleketten ceviz getirmişse onu da getireyim. Kırar yeriz, tamam mı? Sen onu şey yap. Bana bak Mehtap. Borcu buraya gelir gelmez onun sevgilisiyle ilgili gerçek düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Onu bu yanlıştan döndüreceğiz. Bağırma, duymasın. Tamam. Bana bak. Tabii ki. Alacağız karşımıza, diyeceğiz bu böyle böyle olmaz. Ya güzel kız, akıllı kız, eğitimli kız, iki üniversite bitirmiş. O adamla bu olur mu hiç ya? Bu adamla olur mu? Kız bağırma, tamam. Bak şimdi. O buraya geldiğinde öyle hemen laps diye söylemeyelim. Laps. Yavaş yavaş. Heh. Alıştıra alıştıra söyleyelim, tamam mı? Eğer biz bunu yapmazsak bunlar evlenebilirler. Tamam, tamam. Sen merak etme.
Alıştıra alıştıra, yavaş yavaş ben işleyeceğim onun hakkını. Sen merak etme, olmayacak bu iş. Ya iki ayrı dünyaların insanları nasıl olsun bunlar ya? Hiç. Ne konuşuyorsun bakayım? Pıtı 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 pıtı. Burcu, sevgilim gibi ayrıl ondan. İyi ki alıştıra alıştıra söyledin Mehtap. Aa, ne oluyor ya birdenbire? Siz benim sevgimi beğenmiyor musunuz? Ne oldu? Ya yok arkadaşım, beğenmemek olur mu? Beğenmiyor değiliz de. Tiksiniyoruz. Ya bak, bir bizim sevgililerimize bak. Yani CEO, müdür, yakışıklı, karizmatik falan. Bir de seninkine bak ya, biz sana daha iyilerini layık görüyoruz. Ay ben beğeniyorum kızdan yani benim sevgilimi. Nereden çıktı şimdi bu, ben anlamadım. Ayrıca ben onu gönül gözümle görüyorum. O zaman senin gönül gözün bozulmuş Burcu. Katarakt olmuş o gönül gözü. 15 derece miyop olmuş o gönül gözü. Bak normalde zevklerle tabii ki tartışılmaz falan ama senin zevkinle böyle taşlı sopalı kavga edilir ya. Ya Burcu dedik ki, şimdi dedik bu bir geçiş dönemidir. Çıkar çıkar ayrılır dedik ama ayrılmadın, bir de ayrı eve çıktın. Evet. Yani biz de korkuyoruz, anlıyor musun? Ne alaka ikiniz ya? İki ayrı dünyanın insanısınız siz. Lütfen yapma, gözünü seveyim. Ya kızlar yapmayın etmeyin yani. Benim sevgilim zeki, başarılı, çok tatlı. Yani karizmatik. Öyle bir adam. Geçin! Alayım sopanı. Bir tek cinsiyetini tutturdu. Nasıl geçti iş? İyi miydi? İş de değil, al ha. What? Ya! Ne kadar incesin. Ver hayatım bana onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi o öyle öyle falan yapıyor. Evet. Sen de onun ne dediğini anlıyorsun, öyle mi? Tabii. Sen bu kadar iyi anladığına göre bugün herhalde avdan mı gelmiş? Evet. Bütün o avı anlatsın, gününü nasıl geçirdi, nasıl avlandı anlatsın. Sen de arkadaşlarına çevirirken bize çevirmiş ol, olur mu? Tamam, tamam. Tamam mı İsmail? Çok ayıp ama o. İçinden benim için ne dilediysen iki katı senin olsun kardeşim. İşte. İşte geldi. Nasıldı hayatım için? İyi miydin? Ay kızlar bak, belgesel gibi izleyeceğiz şimdi bak. Foş. Bak Allah'a iyiliği bir foş. Fil gördü şu an. Ay eyvah. fil bu, senin dengin mi? Adam fil abla dayo. Şuursuz. Öyle, oy. Gibi 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 gibi. Gibi 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 diye bir hayvan. Dipten giden bir hayvan. Fare, fare. 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 Allah'ım en sevdiğim lezzet. Değil. Adam sana ölü fare getirdi Burcu. Ne kadar ince olabilir? Allah Allah. Ya siz küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmeniz lazım. Böyle olmaz kızlar bu kafayla. Adam bak avlamış getirmiş. Hayatım çok sağ ol. Merhaba desene, arkadaşlarım yeni geldiler. Selam ver istersen. Merhaba. Çok yaklaşmasına gerek yok. Geliyor. Kardeş tamam, şey değil yani. Tamam yani. Ay koklayacak ki anlayacak. Merhaba diyor. Kavun mu seçiyor belli değil. Ne yapıyorsun lan? Ya. Ay, sinirim bozuldu. Sana da merhaba. Ha? Olmadı ya. Şşş. Acıktın mı? Tamam hayatım, şey dünden dolapta şey var, geyik paçası. Vay! Onu gelsin. Şunu da mutfağa götürür müsün? Vay. Al hayatım, sağ ol. Ya bu ne? Şuna bak ya. Adam İspanya'ya gitse onlarca kız bunu havaalanında karşılar. Ya hiç bu sana yakışıyor mu bu çocuk? Ya neresi yakışmıyor Allah aşkına, neresi? Kel diye mi beğenmiyorsunuz, nedir? Mağara adamı diye beğenmiyoruz ulan. Mağara adamı. Ay yok, ilk insan. Yani ilk değilse de ilk ona girer. Kızım,
Elinde sopasıyla geziyor bu adam. Sırtında kaplan postu var ya. Allah Allah, ne var yani? Senin o CEO Kudret sevgilin ilk tanıştığımızda siyah pantolonun altına beyaz çorap giymişti. Daha da bir şey demiyorum. Doğru söylüyor kız. Neydi o öyle? Ama neyse, en azından Kudret cümle kuruyordu. Seninki cümle kuramıyor. Ve falan yapıyor ya. Ay Mehtapcığım, senin sevgilin de Orhan Pamuk'tu çünkü. 10 kelimeyle Türkçeyi konuşuyor bir adam. Mehtap açım. Mehtap su getir. Mehtap meyve doğra. Doğru kız. Ozan da çok ödükmüş ha. Ay ben yıllarımı bir hediye mi verdim? Ay yok yok. Hayır lütfen kendine şimdi bunu yapma. Lütfen şu anda kendi ilişkini acımasızca yargılama Mehtap. Burcu'nunkini yargıla. Yani Burcu, ay taktın bana. Ay ben seviyorum sevgilimi. Olduğu gibi bir insan. Beğeniyorum onu ya. Evet. Olduğu gibi de kalmış. İlk andaki halini koruyor maşallah. Gerçekten öyle Burcu. Geçen gün doğum günü pastasını yaktığımızda ateşe taptı. Sonra sen o ateşi söndürdün diye sana taptı. Ha? Ya bana tapan biri var arkadaşlar. Bir de bu açıdan bakın yani. Ama bu öyle bir şey değil. Tabii ki değil. Peki tamam. Diyelim ki evlendiniz. Evet. Ha, anneler ne diyecek? Nerede oturacaksınız? Vallahi ben Kadıköy'de oturalım diyorum. Hani yakın motorları, merkezi falan. Ama o tutturdu Göbekli Tepe diye. Doydun mu hayatım? Tabii bilmediği şeyden korkması çok normal adamın. Hayır bilmediği şeyden değil ya. Adam yani telefonu sevmiyor. Bağımlılık yapıyor telefon. İlişkileri bozuyor. O yüzden ben de bıraktım kullanmayı. Ay o zaman televizyonu da bırak. Geçen gün hamburger reklamı dönüyordu. Aldı kırdı televizyonu, televizyonun içini yedi. Ay abartma. Abartma mı? Ya, ya şu an adam arkada benim tabletimi yiyor Burcu. Bırak lan onu. Bırak. Bırak onu. Yani her şeyin içinde ver. Hayatım. Lütfen ama. Ne konuştuk biz seninle? Bak tablet sana yaramıyor. Bırakır mısın tablet? Hayır dokunuyor sana. Ya sen daha geçen gün kumandayı yedin. Bak pilleri hala bağırsağında duruyor. Lütfen bırakır mısın şu? Verir misin şu tableti? Görüyor musunuz ama beni hiç kıramaz. Hadi gel ceviz kıralım. Gel. Ne yaptın sen? Doymadın mı? Ha? Geyik ayağı doyurmadı mı seni? Ha? Ne yapsak kız? Dışarıdan mı söylesek diye seç? Dışarıdan yiyin. Mama! Sıkkı! Ne yapıyorsun? Bıyık çıkardı. Ne yapıyorsun? Bırak! Beylik düzündeyiz. Geyik mi bulacağım burada? Hey! Bey kardeş! Kız ne yapıyor bu? Ya dışarıdan yemek böyle bir şey değil. Ya bu normal mi Burcu? Bu normal mi geliyor sana acaba? Siz var ya, siz bence benim ilişkimi kıskanıyorsunuz ha. Evet ben gördüm nasıl bakıyorsunuz. Kıskanıyor. Bu konuyu konuşacağız kızlar. Böyle bir şey olamaz. Konuşacağız. Yani bak unutma bu konuyu. En size de duyarlı. Burcu Hanımcığım iyi günler. Sevgiliniz tarafından bızlak vasıtasıyla yine avlandım efendim. Bu hafta 7. oldu ya. Vallahi şikayetçiyim artık. Bir de nasıl yapıyorsa hep aynı yere sokuyor ya. Vallahi canım yanıyor artık. Burcu Hanım bir de şu aşağıdaki yani bizim bahçenin çalılarını pisleme mevzusu var. Vallahi yıldık ondan ya. Yani bir zemin kattaki Aslı Hanım'ın köpeği Zilli'den, abi de sizin sevginizden vallahi bıktım usandım. Ayrıca şöyle bir durum var. Geçen ben aidatı istedim abiden. Bana 3 tane taş verdi ya. Pardon enişte düzeltiyorum. 3 tane cilalı taş verdi. Hayır şu aidat mevzusunu Allah aşkına çözelim. Yani 2 tane mızrağında değiliz. Yarın gelsin arkadan bıçaklasın. O da problem değil. Ama SGK karşılamıyor. Vallahi doktorlara mahcup oluyorum ya. Şu olayı ne olur çözelim. Ay tamam çok özür dilerim. Sağ olun iyi günler. Ya, tamam. Azıcık kendinize mukayyet olun. Aha. Hareket ettirmeyin dediler çünkü. Aman kırın aslında. Çıktım tamam. Kalk diye soktu herif ya. Çalı yamak istiyormuş. Yani Burcu. Adam çantamı tüylü görünce hayvan zannetti. Şu an benim çantamla kavga ediyor. Ya eğleniyor ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tamam.
tanıdınız. Bırak onu, tamam mı? Burcu, sen kendine şunu layık görüyorsan... ...aa da başka hiçbir şey söylemiyorum sana ya. Vallahi. Hayatım, rezil ediyorsunuz. Bırakın şu çantayı lütfen. Hadi. Ne? Ay olay nasıl o mevzuya dayandı ya? Ben mi suçluyum? Böyle mi oldu ki? Ay, inanamıyorum. Beni suçla. Duyuyor musunuz bana ne diyor? Ne diyor? Ya kanka da söylenmez. Çıkar mısın lütfen? Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Dışarı çıkar mısın biraz? Allah'ım gördüm. En tutkulu ilişki kavgası. Benim Kudret de böyle biliyor musun? Şimdi var ya bu senden hayatta özür dilemez. Ama Ozan da böyle hepsi aynı. Hepsi aynı. Yani burnundan kıl aldırmıyor. Ya özür mü diliyorsun benden şimdi? İnanmıyorum. Hemen de özür diledim. Bir de çiçek getirmiş yani. Ay görüyorum kız. Aydınız ama. Bana sap getiren bile olmadı. Vallahi yani gerçekten çocuk çok seviyor demek ki. Burcu! Burcu! Allah'ım de seni kız! Çocuk çok seviyor seni! Allah'ım! Affettim seni. Bana bakın. Bunca zaman hödüğünden, salağını bir sürü adamla çıktım. Yani bu adam belki basit, belki ilkel, belki tuhaf tuhaf hareketleri var. Belki apartman görevlisi mızrakla avlıyor. Ama kızlar beni seviyor. Bana değer veriyor. Beni aldatmıyor. Canım zaten normalde bu yani. Bizimkiler de bizi çok seviyor, çok değer veriyor. Hatta birazdan bizi almaya gelecekler. Çok sevgili. Aa geldiler bile. Allah. Ay sevgilim gelmiş. Oo, Ozan. Ya kızım bir dur Mehtap ya, sarılıp durma ya. Sıcaklıyorum diyorum sana, anlatamıyorum muyum ya? Sabahtan beri aşağıdayız, telefonuna bakmıyorsun da telefon çalıyor çalıyor, açmıyorsun, nefesin bitti. Ne ayak bu sen nesi döf ya? Ya sen kızdın, sen beni özledin. Özledin de o yüzden mi kızdın aşkım? Kızım ben seni sabah gördüm, neyini özleyeyim he? Aşağıda beklerken arabayı otoparka bıraktım. 30 lira beni zarara soktun. Ona kızdım ben ya. Bu kadınlar... Ya böyle kadın böyle olmaz artık. Ben gerçekten bunaldım artık ya. Ben sıkıldım artık. Ya Kudret ben gerçekten böyle bunaldım. Ben gerçekten böyle bunaldım. Burcu. O kadar haklıymışsın ki. İnsan onu sevdiğine gitmeliymiş gerçekten. Asıl seninki değil. Bizimkiler mağara adamıymış. Güldür, güldür, dünyayı güldür. Döndür, döndür, dünyayı döndür hayal.